Şu an Barcelona'dayız ve hayatımda görmüş olduğum en sıra dışı yapının yani Sagrada Familia'nın karşısında duruyoruz. Burası eklektik nitelendiriliyor ve bence oldukça iyi bir tanım bu. Aslında kilisenin büyük bölümü Gaudi'den sonra yapılan şeylerin sonucu. Ancak orijinal düzenine de bir hayli sıkı derecede sadık kalıyor. Yapının üç cephesinden birinin önündeyiz şu anda. Buna şehvet cephesi deniyor ve İsa'nın ızdırabını, insanoğlunun günahkarlığını anlatan heykellerle dekore edilmiş. Bu heykeller çok daha sonra yapılmış. Şu anda üzerine güneş yansıyor ama cepheden çıkan bu kolonların yarattığı devasa gölgeler var içinde. Ve bu kolonların görevi bir manada bizi içeri almak. Bize doğru uzanıyorlar adeta. Aslında bunlara kolon demeye de bin şahit ister. Çünkü çok sert bir açıya sahipler kolonların açıları böyle olmaz. Bunlara payanda diyebiliriz. Temellerine bakarsanız ağaç gövdelerinin diplerine benziyorlar. Tamamen organik bir havaları var. Hatta cephenin de aslında örümcek ağı gibi bir havası var, değil mi? Hatta o kolonlar da sanki örümcek ağları gibi gerilmişe benziyorlar ve doğrusunu isterseniz değişken bir havaları var. Hareket ediyorlar sanki. Yani geometri düzlemsellik ve organikte hareket duygusunun tuhaf bir karışımı var karşımızda. Kilise, geometrinin aslında katolik geleneklerinde önemli olan şeyleri ifade etmek için bir yöntem olduğunu savunuyordu. Hatta Gaudi de kendisinin boşlukta çevirip kıvırdığı örgü kavramının aslında yatay, dikey ve tabii ki ikisini birleştiren kesişim noktası olmak üzere üç elementten oluştuğunu ve yatay olanın tanrı babayı, dikey olanın İsa'yı ve kesişimin de kutsal ruhu temsil ettiğini söyler. Sembolizmi, kilise adetlerini, yapıyı ve tabii ki kilisenin kendi estetiğini mükemmel ve bileşik bir bütün elde etmek için kaynaştırmaya yönelik ilginç bir teşebbüs söz konusu burada. Ve aynı gotik mimarlar gibi Gaudi de eşsiz bir cennet ve kiliseye girerken yeryüzündeki cennete giriyormuş hissini yaratmak istemiş. Şu an geçiş yapmak için uygun bir zaman sanırım. Hadi içeri girelim. Şu anda Sagrada Familia'ya girmiş bulunuyoruz ve burası olağanüstü. Işığın, karanlığın ve şekillerin bulunduğu bir çiçek dürbünü. Çiçek dürbünü çok güzel bir benzetme bence. Çünkü çiçek dürbününde de bir halka vardır. Onu çevirdikçe şekiller değişir ve bu da aynen ona benziyor. Tavana bakınca geometrik şekiller, kırılan şekiller ve mozaik camlardan rengin içeri girişini, yani gerçek bir karmaşa ve gizem görüyorsunuz. Şu orman metaforunu düşünüp duruyorum. Gerçekten çok doğru çünkü. İçeri girerken taştan bir ormana giriyormuş gibi oluyorsunuz. Şunu da söyleyelim, kilise bayağı gürültülü. Bu kilise 1882'den bu yana inşaat halindeymiş. Papa 2010 yılında kiliseyi kutsamak için ziyarete gelmiş. Mozaik camlardan harikulade bir ışık geliyor ama nefin içinde temiz camda bulunuyor. Ve bu da sanki ormanın içine benek benek güneş ışığı giriyormuş gibi bir hava katıyor. Burada klasizmin ve aynı zamanda kilisedeki organikliğin bir bakıma cennete doğru büyüme olgusunun tuhaf ama hakkını veren bir entegrasyonu söz konusu. Mesela tek tek sütunlara bakalım. Ki bu sütunlar geleneksel gotik mimarinin muazzam öğelerinden birisidir. Bazı açılardan çok daha kompleks bir şey görüyoruz. Her ne kadar birbirleriyle eşleşseler de sütunlardan her birinin kendilerine has özgünlükleri var. Farklı bilimler içinde inanılmaz bir geometrik karmaşa söz konusu. İncelemeye aşağıdan başlayınca önce yuvarlatılmış gibi duruyor. Ki o da yavaş yavaş daha geleneksel bir dorik tarzına dönüşüyor. Ve o da daha sonra sanki kanlı canlı bir şeymiş gibi bölünüyor ve girintilerin sayısı ikiye katlanıyor. Sonra yeniden ikiye katlanıyor ve bu işlem kolon dümdüz hale gelinceye dek sürüyor. Bu başlıklar hayatımda gördüğüm en tuhaf şeylerden biri olsa gerek. Bazıları oval şekillerle dekore edilmiş ama bazılarının da bir taraflarında devasa bir oval bulunuyor. Ve içi de kolonun içinden aydınlatmalı olduğu anlaşılan cam ve resimlerle donatılmış. Aynı anda hem ürpertici, hem organik, hem hayvansı, hem ormansı, hem yapraksı, hem de buna ek olarak gotik kilisemsi. Bu kilise cesaretin, keşfin, hem klasik hem de gotik formun, geometrinin, dindarlığın ve çağdaş dünyamızın ve çağdaş teknolojilerimizin muazzam bir tarihsel emsalle birleştirilmesinin aşırı başarılı bir sentezi.